Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz dünyanın en kolay, en lezzetli, en hafif pastasını yapacağım. Balerin pasta. Ben meyvelerle üzerine süsledim. Yaz olduğu için istediğiniz malzemeyle üzerini süsleyebilirsiniz. Ana malzemesi, 3 adet ana malzemesi var. Süt, bisküvi ve krem şanti. Bunlar olduğu zaman bu pastayı 1 saat içinde hazırlayıp dolapta da 1 saat bekletmek suretiyle misafirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen bu pastamızı hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Evet, bugün sizlere dünyanın en kolay pastası balerin pasta yapacağız. Oldukça lezzetli ve hafif oluyor. Bakın ilk ay 2 adet bisküvim var benim. Bir kakaolu, bir sade malzemelerimiz. 2 paket krem şanti. Bir paket ben daha önceden vardı. Bir paket daha aldım. 2 paket krem şanti. Sütümüz ve hazırlayacağımız tabağımız burada. Şimdi hep birlikte geçelim. Pastamızı hazırlamaya en kolay, en pratik bir pasta. Şimdi ilk olarak krem şantimizi çırpalım. Bunun için şöyle bir kabımız var. Kabımızın içine iki paketin ikisini de dökeceğiz. Acil misafirler için de hazırlanabilecek bir pasta. Pişmeyen, çabucak hazırlanan bir pasta. 2 paket krem şantiyi döktüm. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt döküyorum. Evet, bir. İkinci su bardağını doldurayım. Su bardağı soğuk sütümü ilave ettim. Şimdi çırpıyorum bunu. Bir mikser yardımıyla, blender yardımıyla, evinizde hangisi varsa her ikisi de olur. Şekilde çırpıyorum. Koyuldu şu anda. Oldukça bakın. Koyu bir kıvamı oldu. Evet, şantimiz hazır. Şöyle kaşık ile toplayalım ki ziyan olmasın. Çünkü bunlara para verip alınıyor. Hiçbir zaman israf etmeyelim. Hazırladığımız malzemeleri. Evet, şöyle krem şantimizi bir kenara çekelim. Benim hazırlamak için bunun içine yapacağım. Sizde de varsa böyle bir kaba koyabilirsiniz. Daha uzunluğu varsa da çok daha güzel olur. Bisküvilerimi açıyorum. Bir adet sade. Üzerine bir adet kakaolu. Tekrar üzerine buradan koyuyoruz. Şantiden. Üzerine tekrar sade. Şekilde bütün bisküvilerimizi, yani tabağımızın aldığı kadar yapacağız. Bu şekilde dizeceğiz. Bu şekilde dizeceğiz. Bakın bu şekilde içine sürüyoruz. Bu şekilde tüm bisküvilerimizi hazırlıyoruz. Bir ondan bir ondan bu şekilde hazırlanıyor. Çok güzel olacak bir pasta. Devamını getirelim.
bisküvilerimizi dizme aşaması bitti. Şimdi üzerine bolca krem şanti sürüyoruz. Hepsi bitmedi. Daha biraz bisküvim kaldı. Şöyle çeyrek paket kadar. Kakaoludan çeyrek paket kadar da sade bisküvim kaldı. Benim bu tabağım ufak olduğu için bu kadar. Ama siz daha uzun bir tabağı yaparsanız kalmayacaktır zaten. Hepsi tükenecektir. Bu şekilde iyice sürelim şantiyi. Her yerine gelecek şekilde krem şantiyi sürdüm. Şöyle biraz düzleme yapalım. İyice düzlensin. Bunu herkes yapabilir. Bu pastayı bilmeyen herkes yapabilir. Bu şekilde düzleyelim ki kenarlarını düz olsun. Evet. İyice düzledik. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. En az 2 saat pastamızı şimdi dolaba koyalım. En az 2 saat kadar dinlensin. Bisküviler yumuşasın. Daha sonra süslemesine geçeceğiz. Şimdi buzdolabına veriyorum. Evet, pastamı dolaptan çıkardım. 1 saat kadar durdu. Ne kadar çok durursa o kadar lezzetli olur. Şimdi üzerine süsleme aşamasına geçeceğim. Bu şekilde çikolata sosumuz var. Bu da çıkarsa inşallah maşallah. Şu şekilde istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle yanlarına da saldıralım. Çok güzel bir pasta oluyor bu. Böyle istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. İlla ki aynı olacak diye bir kural yok. Çikolata sosunu rastgele sıktım. Şöyle üzerine de diyorum ki kiraz koyayım. Benim donmuş kirazlarım var dolaptan. Çıkardım onlardan. Şöyle kirazlardan koyalım. Çok güzel oluyor. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi kirazlar ile de süsledim. Harika oldu. Sizler de kolaylıkla 1 saat içinde böyle bir pasta hazırlayabilir, misafirlerinize sunabilirsiniz. Gerçekten hazır alınan pastalar gibi oldu. Çok çabuk da hazırlandı. Dünyanın en kolay pastası. Ana malzemeler 3 adet ana malzemesi var. Bunlar krem şanti, süt ve bisküvi. Üzerine süslerini istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Evet, pastamız o kadar harika oldu ki insan kesip yemeğe kıyamıyor. Ama sizlere göstermek istiyorum. Bu pastayı hazırlarsanız eğer önemli olan püf noktası kesmesi. Nasıl keseceksiniz? Bıçağımızı şu şekilde verev yani üçgen bir şekilde keseceğiz. Çünkü balerin şekli öyle çıkıyor. Bakın. Buradan ben bunu aldım. Şöyle buradan alayım. Sizlere göstereceğim yakından. Evet, gördüğünüz gibi bisküvilerimiz dik bir şekilde bir beyaz bir siyah oldu. Bu şekilde keserseniz balerin pasta yapmış olursunuz. Buyurun bakın kestiğim parçası.
Banerin pastamız dünyanın en kolay pastası, yenmeye hazır. Şimdiden yapacak olanlara, deneyecek olanlara afiyet olsun. Kolay. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler, kolay gelsin, afiyetle kalın.